Gece yerlerine kadar bir yerini çektik kesin. Ne kadardı bunun betonu? 66 ton. 66 ton. Çivi var mıydı? Vardı değil mi? Ben yoktum tabii o zaman. Senin bariyerlerle topu yetmiştin değil mi? Yanal kırılma da olmaz. Demek öyle ha. Sekon yüksek ben. Aslında bu boyutlarda bir şey yapmayı planlamamıştım. Sonradan bu şekilde gelişti işte. Bir dire satın aldım arkadaşımdan. Onun üzerine bu şekilde gelişti. Şöyle başlayayım. Bu 9 senelik bir yapısı şeyi var. Mazisi var. Bunun 3 senesi zaten proje aşamasındaydı. 3 yıl boyunca hiç çivi çakmadım yani. Direkt uzun olunca. Bu sefer her şeyi hesaplamak zorundasın. Bunun birçok aşamayı zor atladık zaten. Yeri geldi mühendis arkadaşlardan, yeri geldi fiziksel arkadaşlardan, yeri geldi matematik arkadaşlardan. Yardım aldık. Bunun üzerine 3 senenin çalışmanın sonucu olabileceğine karar verdik. Ve başladık. Ve bu 6 sene sürdü. Yani bunun bazı arkadaşlar direğin sakat sağlamlığından bahsediyorlar sağlam mı diye. Şöyle anlatayım onu. Yani arkadaşından aldım dediğim için herkes zayıf zannediyor onu. Normalde boş ağırlığı zaten 30 ton çekebilecek ağırlıktadır. İçini çelik bariyerlerle döşedik ve içini komple beton doldurmuşuz yani ağzına kadar. Yani 300 tona kadar taşıma kapasitesi var şu anda. Bunun temeli de ona göre yapılmış. Bunu rüzgar hesaplamalarıyla yapılmış. Evin yönü bile rüzgarın yönüne göre yapılmış. Yani güneybatıdır buranın rüzgar yönü. Rüzgarı yan taraftan aldığı için fazla etki yapamıyor. Yani o yüzden bütün hesaplamalar yapılmış buraya yani. O yüzden sağlamlığından en ufak bir şüphemiz yok. Altında 14 tane çelik bariyerle yapılmış yani. Bu yani 3 sene bunun projesinde çalışılmış yani. Doğrudur. Yani bunun ustalığını da ben yapmışım. Yani temelinden tut da çatısının sazına kadar her şeyini ben yapmışım. İnşaat sürecinde çok basit şeyler değil yani ilk başta kazada geçirdik zaten. Kafamda 70 dikiş vardı, kafatası sapladı, boyun kırıldı. Yani buradan beni hastaneye zor yetiştirdiler. Yani öyle bir aşamada yaşadık.
Ama inandığım için şey yapmadım. Yani hastanedeyken bile artık daha yapmaz diyorlardı. Ama hastanede ben merdiven projesini istiyordum. Normalde asansör yapacaktım ama o orada tasarladığım bir şey oldu yani. Ama kalktık yine devam ettik. Yani yarıda kalması benim için daha kötü olurdu. Yani ölene kadar o psikolojiyle yaşamak zorunda kalırdım. Çünkü başaramamış oluyorsun bir şeyi yani. Hem inandığın bir şeyi başaramamış oluyorsun. O psikolojisi zaten çökertirdi beni diye düşünüyorum. O hırsla yaptık zaten yani. İlk duyduğumda tabii ki çok karşı çıktım. Tehlikeli olabileceğini düşündüm. Bir de maliyeti açısından istemedim. Ama dinlemedi tabii ki. Hiç bize vakit bile ayıramadı neredeyse. Yani her pazar hafta içi bazen akşam bile geldiği oldu buraya. Bize vakit ayıramadı pek. O yüzden biraz yakındım. Bittiğinde evet biraz daha isteksiz geldim bittiği zamanda açıkçası. Ama şu an tabii istekliyim yani o konuda. Hatta ben maketini kırdım. İstemedim. Sonra tekrar birleştirdi onları. İkinci kez bile kırdım. En son kapıya koydum çöpe atacağım diye. Onu aldı götürdü artık. Nereye götürdü bilmiyorum. Yapmaya götürmüştür illa ki. Pardon, çocukluğundan beri hayalleri buydu. Böyle yapıyorduk. Küçük küçük başlamıştı yani. Çocukluğundan beri. Hatta uçmayı bile gayret etmiş idi. Kanat yapmış idi. Uçacaktı. Araba yapmış idi. Böyle evler yapıyordu. Çok projeleri vardı yani. Aklında çok şeyler. Ancak defterlere çizerdi. Yapmak için. Uğraşırdı yani. Allah'a çok şükür yaptı. Bunu meydana getirdi. Tabii bu arada çok hastanelerle uğraştık. Boynunda platin var. Çok şeyler yaşadık yani. Allah'a çok şükür bitirdi. Bu haneye geldik. Çok şükür Rabbime. Başka bir iş çıkmadı.